Yeşim, nasılsın hayatım? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hani dün kayınvalidelerimiz yarıştı ya, ben bir şey dikkatimi çekti. Bence bundan sonra Beyhan teyze yarışsın, sen puanlama yap. Çünkü hatta şöyle söyleyeyim ben, sen yemek yapmayı bilmediğin için, yani güzel tabaklar çıkartmayı bilmediğin için Beyhan teyze sana 1, 2, 3 veriyor, ne yapsın? Ama Beyhan teyze fark ettim ki güzel yemek yapıyor. Sonuçta 40 yıllık aşçı, bunu gerektirir. Hatta bir şey daha düşündüm. Beyhan teyzenin kayınvalidesi hayatta mı, yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Onunla süper, ilgili de bak süper. İyi hatırlattın. Bence Beyhan teyze ne yapsın biliyor musun? Alsın kayınvalidesini, taksın koluna, gelsin burada beraber yarışalım biz. Bak bunu söylediğin iyi oldu. Onunla ilgili de var benim sana söyleyeceklerim ama önce söylediklerine bir cevap vereyim. Evet. Şimdi hani o gün güzel yemek yapamadığını iddia ettiğin kayınvalidenden bahsediyorsun herhalde değil mi? O gün farklı konuşup bugün farklı konuştun. Evet, güzel ayrıca, yemek yapamıyormuş. Ayrıca demek ki senin kayınvaliden hiç güzel yemek yapamıyormuş ki. Aa, çeyreği alamamış yani. Benim kayınvalidem zaten söyledi aşçı olduğunu. 40 yıllık aşçıyım ben diyor. O almayacak da çeyreği kim alacak? Kim alacak? Kızlarıma şu gerçeği bir kabul edelim. En güzel Filiz teyzenin de hakkını yemiyorum. Benim kayınvaliden ve Filiz teyze yapmıştı. O yüzden bir puan verdim. Gerçekten. Bir iki puan orada verdim. Sen de haklısın. Bir basireti bağlanma evet, şeyi yaşadım. Sen de haklısın. Sürekli benim kayınvalidem İnce Açar dedin. Büşra Nur aynı evet, şekilde. Öyle bir hata bize yaptık. Aslında bana tüyo vermiş oldun. Evet, ben de tüyomu aldım zaten. Çünkü orada otururken monitörü sürekli izliyorum. Nuray teyzeye bakıyorum suratından... Böyle yani ağlayacak kalın yani, kalın açmış gittim bir verdim. Ne ben yapayım? O tüyoları almama rağmen yine de dedim ki emek var güzel yapmış. O da halde... demek ki sen bilezik kazanmak istemiyorsun bu kadar yok, basit. Ben, bak adalet işte ben o yok. Gün adaletli oldum o gün çeyreği ben aldım. Yok. Adalet her zaman bir gün vermese de eninde sonunda sonuç verecek ben buna inanıyorum. Yeşimcim bir şey soracağım çok affedersin de sen iyi bir yarışmacı olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Ya seninki de soru mu? Tatlım bak. Ha. Ben yeni geldim. Sen kaç haftadır buradasın? 3 haftadır sonuç buradasın. Sonuç olarak ben buradayım. Gitmiyorum değil mi? Tamam burada kalmak mazeret değil yani. Boşa kalıyorsunuz. Yo, dolu değil, mesela dolu değil. Yine, yarın bir görüşelim. Mesela sen kalamayıp gideceksin ya. Marifet olup olmadığını o gün anlayacaksın. Kalmak marifet değil hayatım. Marifet. Burada dolu dolu geçirmek marifet. Ben dolu dolu geçirdiğimi zaten düşünüyorum. Ne aldın ya? Bileziklerimi bilmiyorum burada söyle. Sen hala göremedin herhalde. Ya zaten burada güzel bir şekilde kazanan vallahi, hiç kimse yok. Vallahi 5 haftanın sonunda bilezik alanlar var. Benim ya daha 3. haftam işte. Da. Sen yeter beş haftayı al, al da kolunda görelim yok, yani. Yok hayır. Yani burada kalmak marifet değil diyor ya arkadaş. Yeşim değil, sen değil. Onu değil beni örnek al. Ben 2. haftamdan aldım bileziklerimi. Ya demek ki kalmak ya da bilezik almak sadece marifet olmuyor. Burada sadece yemek yapmayı bilmek de mesele değil. Bunu sen cuma günü daha iyi anlayacaksın bence. Göreceğiz bakalım. Bana hiç oynama bence. Göreceğiz hayatım. Gelelim mutfaktan.